201 TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Passport The Storming Artist isimli oyun oynuyoruz. Oyunda bir ressamı canlandırıyoruz ve resim çizerek kiramızı ödemeye, işte yiyeceklerimizi hani karşılamaya çalışıyoruz. Oyun gayet zevkli. Dün indirimdeyken oyunu aldım. Uzun bir zamandır zaten istek listemdeydi ve indirimi görünce de kaçırmak istemedim açıkçası. Oldukça eğlenceli bir oyun. Hemen isterseniz en baştan bir başlayalım. Bir oyunu inceleyelim, nasıl, güzel mi diye. Ya benim bayağı hoşuma gitti. Oyunda hani aç bir kurbağayı yönetiyoruz. Yani kurbağaya benziyor açıkçası. Yeşilim. Neler yapacağız? Paris'te geçiyor. Eiffel Kulesi'nde gördüğünüz gibi. Burası da bizim garajımız. Burada kira deyip resimlerimizi burada çiziyoruz. Sanırım burada da yatıyoruz. Çok leş gibi bir yatak var. Şövalyeye tıklayarak resim çizmeye başlayabiliriz. Ama buradan önce size şu an kasamızı göstermek istiyorum. Geçen hafta eksi 80'lik bir para harcamışız. İşte şarap almışız, baget almışız. Baget ekmek oluyor sanırım. 55 lira bir kira bedeli ödemişiz. Tüm bunların sonucunda eksi 80'lik bir para kaybetmişiz ve şu an kasamızda 250 lira var. Hemen ilk resmimizi çizerek başlayalım. Şimdi öncelikle resim tablomuz, hani bu şekilde tuvalimiz var ve bunu istersek hani çizeceğiniz resme göre yanda çevirebiliyorsunuz, dikte hani çizebiliyorsunuz. Fırçamız var burada. Bu sanırım ilerleyen bölümlerden hani daha farklı şeyler olabilir bu kısımda. Burada renklerimiz var. Fırçanın boyutunu buradan küçültüp büyütebiliyorsunuz ve OK'ye bastığınızda ise bu resmi resme bir isim verip satılığa çıkartıyorsunuz. Hemen şu yeşille şöyle bir başlayalım abi. Bu arada biz nasıl çizersek gördüğünüz gibi şuradaki arkadaş da bizim gibi çiziyor yani. Bu da çok hoş bir detay olmuş. Bir çiçek çizelim. Evet, bir çiçekle başlayabiliriz. Basit bir şey olur hem de. Şöyle bir gövdesi olsa abi. Rüzgardan dolayı biraz yamulmuş bir gövde. Papatya çizebiliriz. Evet, beyaz bir papatya olabilir. Biraz da şöyle büyükçe. Şöyle. Gayet çiçeğe benziyor yani. Ortasına hemen sarısını yapalım. Evet, gayet güzel. Yaprağını da hemen çizelim. Fırçayı tekrar küçültelim. Şöyle yaprağımızı da yaptık. Çizelim. Çok basit olmasın. Bir tane de arı çizelim abi biz. Şöyle şu tepeye. Şöyle bir arı çizelim abi. Şu içini boyamak biraz zor oluyor açıkçası çünkü hani mouse'la oynadığımız için biraz zorluyor açıkçası. Normalde resimle uğraşmayı seven biri olduğum için mouse şu an çok zorluyor beni. Şöyle aramızın sarılarını da yapalım. Aslında tam tersi olacaktı bu. Yanlış yaptım, farkındayım şu an. Ayaklarını yapalım hemen şöyle. Bu arıdan çok şeye benzedi. Half-Life'daki bu yaratık vardı ya. Böcek. Böceğe benzedi. Aramızın iğnesini de şöyle yapalım. Hemen yaprak diyorum. Kanatlarını da aramızın oluşturduğumuz zaman bu resim bence güzel satılır. Bir tane de göz. Tamamdır. Gayet güzel abi bence. Tamam diyelim. Şimdi bu resmi çizdikten sonra hani satışını yapacağımız herhangi bir bölüme koyabiliyoruz. Hemen şuraya koyalım, hiç hani detaylandırmaya gerek yok. Eserimize bir isim vereceğiz. Polen diyelim. Eserimize onaylayalım. Ve ikinci resmi yapmak üzere hemen biz ilerleyelim. Bu arada insanlar resimlerimize bakıp buradan bize teklif sunacak. Eğer beğenirlerse tabii. 69'luk bir teklif sundu. İstersek pazarlık yapabilir, reddedebilir veya onaylayabiliriz. Bir pazarlıkta şansımızı denersek 81. 81'e yükselttik. Daha fazla riske atmamak adına onaylıyorum ben. Tamam, al git abi. 81 gayet güzel. Gayet güzel bir miktar.
Şimdi farklı bir resim çizmeyi deneyeceğim. Böyle deniz, ay ışığı falan tarzında olabilir. Şöyle bu açık mı oluyor? Biraz daha koyu olsun çünkü ay ışığı olacağı için hani biraz koyu renge ihtiyacımız var. Şimdi komple bir boyayalım bunu. Üzerine şöyle deniz mavisi olabilir. Şu şekilde. Bu çok açık oldu. Şu olsun. Şu şekilde. Burada da suyumuz olsun abi. Tamam mı? Bir ay yapalım abi. Gri renk. Gri renkten şuraya kocaman bir ay yapalım bu şekilde. Bir de biz buna beyaz renkten yapalım ayı. Ayı beyaz renkten yapıp üzerine küçük kraterler ekleyelim. Hani inandırıcı olsun. Şunu biraz daha küçültelim hatta. Şöyle birkaç tane de şöyle yapalım. Tamam. Bu bizim ayımız abi. Burası denizimiz. Denizimize aydan gelen bir yansıma yapalım. Bu biraz zor olacak. Şöyle yapabilirsek abi. Çok küçük oldu bunlar. Biraz büyütelim. Büyütelim, evet. Şu an bayağı güzel oluyor yalnız. Tamam, çok güzel değil ama. Deminki eserimize göre daha hoş olduğunu ben düşünüyorum şu an. Evet. Ay ışığımızın yansıması buraya vuruyor. Hatta bunu biz biraz şöyle daha gerçekçi olması adına biraz aralarını açabiliriz. Şu şekilde. Tamam, bu gayet güzel. Bir tane de biz buraya bir tekne yapalım abi. Tekne dedim, kayık yani. Küçük bir kayık yapalım şuraya. Şu şekilde. Bu da burada olsun. Hemen şu kısmını şu şekilde. Tamam. Şimdi bu kısmını kahverengiye boyamam lazım. Bu biraz zor olacak. İnce detaylar. Bunlar çok ince detaylar ama biz bu ne abi ya? Ne biçim bu tipleri görüyor musunuz yalnız? Saçlı adamlara bak. Kemik mi lan o? Yürüyüş tarzları falan, ressamımız zaten ayrı bir tuhaf. İçinde siyah yapalım. Gölge olsun içerisi de. İçerisi de şu şekilde. Tabii buraya da ay ışığının gölgesi vurmadan önce hatta buraya biraz koyuluk katabiliriz hani. Evet. Birkaç tane ay ışığı da buraya vurabilir. Şu şekilde. Buraya da bir ay ışığı gelebilir. Yıldızlar. Yıldızlar önemli. Yıldızlarımızı da yapalım. Abi bu çok güzel oldu ya. Bu gerçekten çok güzel oldu. Hatta bir tane de şuraya bir kuş uçuyormuş gibi hatta şey yapabiliriz. Tam ay ışığına denk gelmiş. Evet, kuş. Kuş. Evet. Bu kuş abi. Bu kuş. Lütfen. Gayet güzel oldu ya. Evet, hoşuma gitti bu benim. Tamam, bunu da yayınlayalım. Bunu bayağı yalnız ben 200'den aşağı satmam bunu. Ay ışığı ve yıldızlar. Eserimizin adı biraz uzun oldu. Şöyle bir kasadaki duruma bir bakalım. 251'lik bir gelirimiz olmuş. Geçen ay 81'lik sattık çünkü. Tamam, sıkıntı yok. Devam edelim. Aklıma farklı bir fikir geldi benim şu an. Kuş deyince bir kuş çizmeyi deneyeceğim. Bakalım becerebilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Şöyle açık mavi olsun. Aynen gökyüzü gibi. Bir tane şurada ağaç yapacağız. Kaç veriyorsun? 87 ne ya? Git. 90. Yok, satmıyorum sana, git. Şuna 87 dedi ya. Şuna 87 dedi, inanabiliyor musunuz? Sinirlendim şimdi. Sen kaç veriyorsun? 90. Bir pazarlık yapalım. 100 vereyim. Neyse hadi, sen yine daha insaflı davrandın. Al abi. Ucuza gitti farkındayım ama bir şekilde de hani kendimizi devam ettirmeliyiz. O yüzden yani maalesef kabul etmek zorundayız böyle teklifleri de. Şu da bizim ağacımız abi. Tamam mı? Şöyle bir ağaç. Bu ağacımızın bir dalı var. Şurada şöyle bir dal var bu ağacın.
ve bu dalda bir tane de kuş olacak. Kuş için bayağı uğraşacağımı düşünüyorum ben ama umarım güzel olur. Şu kuşumuzun kafası abi, tamam mı? Şöyle bir gövdesi var bunun. Bowling şu an labutuna benzediğinin farkındayım. Üzerime çok gelmeyin. Şu da şöyle kuyruğu, tamam mı bu kuşun? Bu kuşumuzun şurada şu şekilde kanatları var. Evet. Bu daha küçülmüyor mu ya? Ya da ben mi keşke büyük çizseydim bunu? Çok küçük geldi gibi şu an. Şöyle bir gagası var bu kuşun da. Şöyle tam yan dönmüş gibi düşünün bu kuşu. Diğer gözü diğer tarafta. Hatta onu da şu şekilde yaparsak olabilir. Kuşun içini boyamayacağım. Çünkü boyarsam muhtemelen batıracağım. Onun farkındayım yani. O yüzden aşağıya biraz çim yapabiliriz. Şu yeşillikten şu şekilde. Aşağıya da şöyle. Evet, yanlış basmışım. Aşağıda şu şekilde bir yeşillik yapabiliriz. Tamam mı? Şu tepeye de kocaman bir güneş olabilir. Şu şekilde, hatta sadece ucu şuradan gözüksün. Şu şekilde de bir güneş olsun orada. Ağacımız üzerinde minik elmalar olabilir. Çok klasik bir şey, sizin de bildiğiniz üzere. İlkokuldaki şu an resim dersleri gibi oldu. Bu arada Eiffel Kulesi'nde terörist bir saldırı olmuş galiba. Böyle bir şey yazdı da tam anlayamadım. Ağacımızın tam şurasında da şöyle bir delik olabilir. Tamam. Ver bunu da abi. Bu eserimizin adı Özürlü Kuş. Yani direkt Özürlü Kuş bu eserimizin adı. Özürlü Kuş. Buna fazla para verirlerse yalnız çok memnun kalmam yani bu işten. Evet, yeni eserimiz ne olabilir? Kaç veriyorsun? 64'e satılmaz bu ya. Biraz daha ver. 49. Git abi git. Vermiyorum git. 3 tane ekmek almışsın. Sırtında geziyorsun öyle. Dünyayı çizebilirim aslında. Bir uzay evreni. Büyük bir siyah. Sonsuzluk. Yıldızlar. Şöyle mavi bir dünya. Hatta dünyayı bir tık daha büyütebilirim şu şekilde. Hatta biraz daha büyütelim. 108 veriyor lan. Tesadüf. Demek ki her zaman pazarlık işe yaramıyor. Onu da öğrenmiş olduk bu arada. Şöyle büyük bir dünya abi, tamam mı? Bu dünya. Şimdi. Yeşillerini yapalım hemen. Yani bu zor olacağının farkındayım bu. Şu an dünyayı biz yapıyoruz ama. Kutupları da yapalım. Çok saçma olduğunun farkındayım şu an ama üzerime çok gelmeyin. Bu nasıl dünya diyebilirsiniz? Gönül isterdi ki daha düzgün bir şekilde bir çizim olsun. Tamam, 103 al git, hiç pazarlığa girmeyeceğim, al git abi. Evet, biraz hatta şöyle kahve rengi toprakları da yapabiliriz. Tamam. Bu bizim dünyamız abi. Tamam mı? Hemen yanı başına ayı da ekleyelim. Yörüngede ayımız da olsun. Şurada da ay bekliyor. Tamam mı? Yine üzerine küçük kriterlerimizi yapalım. Kriter değil. Kriterlerimizi yapalım. Şu şekilde. De kriterlerimiz olsun. Yıldızlarımızı da yapalım. Yıldızlarımız da en küçükten olacak. O yüzden yıldızları her yere basacağız. Gerçekçi bir resim oldu abi. Vallahi bence güzel oldu. Ben çok beğendim açıkçası. Umarım insanlar da beğenip yüksek miktardan bir satış geliri hani bize sunar. Onaylayalım. Şu ortaya koyalım bu sefer de. Bunun adına da uzay diyelim. Gayet güzel bir kasamıza bakalım. 204'tük. Geçen ay 204'te kapatmışız. 227. Sat abi. Sat 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 sat. Abi çok güzel gidiyoruz. 375 dolarımız vardı şu an. Hatta şu an bir daha yenileyelim. 422 dolar mı lira mı artık, lira diyelim. Kazandık ve yeni bir
Çizim aracımız açıldı. Ancak bu bölümü burada sonlandıracağım. Çünkü beğenirseniz hani ona göre devamlı ilerletirim. Çünkü yoksa ben tek başıma oynarım yani, bu zevkli bir oyun. Bu bölümün burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.